Efendim yeniden günaydınlar, merhabalar. Hatay'dan sesleniyoruz sizlere. HRT'desiniz. Üçüncü dilimdeyiz. İlk iki dilimde yeni bir gün ile karşınızda olduk. Üçüncü dilimde gündeme dair de Hatay'ı konuşacağız. Hatay'ın altyapısını konuşacağız. Hatsu İşletmeler Daire Başkanı Fatma Öncü Dönmez bizimle birlikte. Hem kendisini tanıyacağız hem de Hatay'daki altyapı meselesini biraz konuşacağız. İşletmeler Dairesi için. Varsa sorularınızı iletin, merak ettikleriniz varsa sosyal medyadan siz de programa dahil olun lütfen. Sayın Dönmez hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Sizler nasılsınız? Biz de öyle. Yarın daha iyi olsun diye bugün çalışıyoruz bizler. İnşallah. Evet. Şimdi işletmeler dairesini konuşacağız, Hatsu'nun faaliyetlerini konuşacağız, atık suyu, içme suyunu detaylandıracağız ama en başta siz de ilk defa tanıyorum ben de. İlk defa misafir ediyoruz. Belki de izleyicilerimiz de öyle. Kimdir Fatma Öncü Dönmez? Önce böyle başlayalım. Can Bey ben çevre mühendisiyim. 2006 yılında Antakya Belediyesi'nde göreve başladım. Su ve Kanal İşleri Şube Müdürlüğü'nde. 2014 yılından bu yana da İşletmeler Daire Başkanlığı görevini yürütüyorum. Kapsamı nedir işletmelerin? Ya da şöyle, Hatsu'nun işletmelerinden belki biraz diğer işletmelerden, diğer dairelerden özür diliyorum. Bahsedersiniz sonra işletmeler dairesinin biraz sorumluluklarını ya da görevlerini anlatırsınız bize. Can Bey, öncelikle ben 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Daire başkanlığımızın görev tanımından bahsedecek olursak, İşletmeler Daire Başkanlığı Hatay genelinde bulunan 16 atık su arıtma tesisinin, ikisi paket olmak üzere 4 adet içme suyu arıtma tesisinin işletilmesinden sorumlu. Bunun yanında su havzalarının korunmasıyla ilgili işlemlerimizi de daire başkanlığımız bünyesinde yürütüyoruz. Şöyle ki devlet su işleri tarafından belirlenen içme suyu havzalarının denetlenmesi, buradaki izin işlem süreçlerinin takip edilmesi ve buradaki su kaynaklarının kiralanması işlemleri daire başkanlığımız bünyesinde yürütülüyor. Biraz şimdi belki birazdan detaylandırırsak daha doğru olur. Önce biraz programı genişletelim ama depremin ardından yükünüz biraz daha artmıştır zannediyorum. Tabii ki şöyle depremin ardından bizim biraz sonra da tekrardan bu konulara değiniriz detaylı bir şekilde ancak hasar gören tesislerimiz oldu Can Bey deprem sonrasında. Bununla ilgili hasar gören tesislerimizin ihale işlemleri İller Bankası tarafından yürütüldü. Tesislerimizde kapasite artışları söz konusu oldu. Değişen nüfusla alakalı. Değişen, evet. Yaşanılan göçler nedeniyle biliyorsunuz merkez Antakya merkezde yaşayan vatandaşlarımız deprem sonrasında çevre ilçelere göç ettiğinden dolayı bu bölgelerde bulunan atık su arıtma tesislerimizin kapasitelerinde artışlar meydana geldi. Tabii ki biz şu anda bu artışların hangi oranda olduğunu tam olarak ortaya koyamıyoruz. Şöyle ki nüfusun yoğunluklu göç aldığı İskenderun atık su arıtma tesisimiz, Narlıca mahallemizdeki atık su arıtma tesisimiz, Serin Yolda bulunan atık su arıtma tesisimiz şu anda depremde zarar gördüğü için bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Hali hazırda orada yaşanılan kapasite artışlarını bu tesislerin onarımı bittikten sonra görebileceğiz. Can Bey yalnız hani sadece deprem sürecinde de değil, depremden önce de bizim arıtma tesislerimizde kapasite artışı söz konusuydu. Sadece depremden kaynaklı göçlerden dolayı değil. Mesela Reyhanlı ilçemize Suriyeli göçmenlerin yerleşmesi sonucu biz Reyhanlı atık su arıtma tesisimizi devreye aldığımız dönemde zaten 35 yıl sonraki nüfus projeksiyonuna ulaşmıştık. Ve bu nedenle zaten sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda yaşanan göçle birlikte artarak bu sıkıntılarımız devam ediyor.
Şunu belki bilirsek, altyapı probleminin de neden yaşandığını belki anlayabiliriz. Bir zarar maliyeti var mı zihninizde genel olarak fiziksel anlamda? Depremin maliyeti altyapı için ya da tesisler için şu oldu diyebileceğiniz bir miktar var mı? Şöyle, depremin maliyetinin çok yüksek oranda olduğunu biliyorum. Ancak tüm daire başkanlıklarımız bünyesinde zararlar olduğu için toplam zararla ilgili herhangi bir rakam şu an için zikredemeyeceğim. Hmm. Peki tesisler hangi ilçelerde vardı? Hangileri yoğunluk kazandı, hangileri şu an onarım aşamasında, yapım aşamasında? Bunu daha da detaylandıralım o zaman. Şöyle, öncelikle isterseniz size depremden önce hangi ilçelerimizde tesislerimiz vardı onunla ilgili bilgi vereyim Can Bey. Deprem öncesinde 2014 yılında büyükşehir olmamızla birlikte 6 adet atık su arıtma tesisi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüze devredildi. Bu atık su arıtma tesislerinden kısaca bahsedecek olursak, bunlar İskenderun İçme Atık Su Arıtma Tesisi, 57 bin metreküp gün kapasiteli. Özür diliyorum, ekranda gördüğümüz tablo mu anlatıyor, evet, destekliyor evet, sizi? Evet, bunlar bizim atık su arıtma tesislerimizin bulunduğu lokasyonlar. Hı hı. İskenderun Atık Su Arıtma Tesisi, Turunçlu'da bulunan 28.800 metreküp gün kapasiteli Turunçlu Atık Su Arıtma Tesisi, 1.800 ve 5.500 metreküp gün kapasiteye sahip Payas'ta 2 Atık Su Arıtma Tesisi, 400 metreküp gün kapasiteli Belen Toki Paket Atık Su Arıtma Tesisi ve 500 metreküp gün kapasiteli Karayılan Atık Su Arıtma Tesisi 2014 yılında büyük şehir olmamızla birlikte bize devredildi. Bu tesislere ek olarak Sayın Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın da özellikle üzerinde hassasiyetle durduğu ovadaki kirliliği ve Asi Nehri'ndeki kirliliği önlemek adına 9 adet atık su arıtma tesisi yaptık. Bu atık su arıtma tesislerimizde Narlıca Mebran Biyoreaktör prosesli arıtma tesisimiz 21 bin metreküp gün kapasiteye sahip. 18 bin metreküp gün kapasiteli Kırkan atık su arıtma tesisimiz. 12 bin metreküp gün kapasiteye sahip Dört Yol atık su arıtma tesisimiz. 8 bin metreküp gün kapasiteye sahip Samandağ ve Reyhanlı atık su arıtma tesislerimiz. 5.800 metreküp gün kapasiteye sahip Erzin atık su arıtma tesisimiz. Şu anda zaten atık su arıtma tesislerimizin de ekranda görüntüleri yansıyor. Bir önceki neresiydi burası? Bir önceki Narlıca atık su arıtma tesisimizdi. Kırkan atık su arıtma tesisimiz, Serinyol atık su arıtma tesisimiz. 4.000 metreküp gün kapasiteye sahip Hassa ve Denizciler atık su arıtma tesislerimizle 3.800 metreküp gün kapasiteli Serinyol atık su arıtma tesisimizi tamamlayarak biz ovadaki kirliliği önlemek adına 9 adet atık su arıtma tesisinin inşaatını tamamladık ve hizmete açtık. Niye önemli suyun arıtılması? Can Bey, dünya üzerinde azalan su kaynakları düşünüldüğünde suyun tekrar kullanılması, hastalıkların önlenmesi, halk sağlığının korunması, su kaynaklarının korunması açısından gerçekten çok önemli. Bizler de 2014 yılında daire başkanlığımız olarak Havza'da, Asi Havzası'nda bazı tespitlerde bulunduk. Asi Havzası'nda ciddi oranda atık sulardan kaynaklanan bir kirlilik olduğunu tespit ettik. Şöyle ki, Asi Nehri'ni besleyen Karasu Deresi'ne Kırkan ve Hassa ilçelerinin atık sularının direkt arıtılmadan deşarj edildiğini, Afrin Çayı'na Reyhanlı ilçemizin atık suyunun arıtılmadan deşarj edildiğini, Serinyol mahallemizin, Samandağ ilçemizin ve Antakya Merkez Mahallesi olan Narlıca mahallemizin atık sularının direkt Asi Nehri'ne arıtılmadan deşarj edildiğini, Erzin, Dört Yol, Denizciler Mahallemizin de
arıtılmadan direkt Asya Havzası'na deşarj edildiğini tespit ettik. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki ovada sulama Asi Nehri'nden sağlanıyor. Ve bu atık su deşarjlarından kaynaklı inanılmaz derecede Asi Nehri'nde bir kirlilik yükü vardı. Bu nedenle biz ovada yapmış olduğumuz, biraz önce ekranda da görmüş olduğunuz Narlıca membran biyoreaktör tesisimizi özellikle arıtım verimi çok yüksek olan bir prosesle projelendirdik. Şöyle ki tesis 21 bin metreküp gün kapasiteye sahip, dünyanın 5. Avrupa'nın 2. ve Türkiye'nin en büyük kapasiteye sahip membran prosesli atık su arıtma tesisi. Tam da bunu hatırlamaya çalışıyordum çünkü aklımda böyle bir şey kalmıştı. Evet, evet. Bizim bu atık su arıtma tesisinden çıkan sularımız %99.9 oranında arıtılarak deşarj ediliyor. Yaz dönemlerinde Asi Nehri'nde biliyorsunuz toprak bentler kurularak sulama amaçlı kullanımlar söz konusu olduğu için Asi Nehri'nde de su sirkülasyonumuz azalıyordu. Biz bu arıtma tesisimizden çıkan %99.9 oranında temizlenen suyu Asi Nehri'ne vererek hem orada temiz su sirkülasyonunu sağladık hem de kirliliği ciddi bir oranda azalttık. Can Bey, biz 2014 yılından bugüne kadar yapmış olduğumuz tesislerle günlük arıttığımız atık su miktarını 60 bin metreküp günden 130 bin metreküp güne çıkardık. İki katına fazla. Ciddi bir artış söz konusu. Kaç tane atık su tesisi var demiştiniz? 16 atık su arıtma tesisimiz var. 9'unu biz 2014 yılından itibaren büyükşehir olduktan sonra yaptık ve hepsi ve hizmete sunduk. Aktifti. Evet. Evet, şu anda aktifti. Deprem öncesine kadar aktifti tesislerimiz. Peki bunun çıkışının kontrolü nasıl oluyor? Can Bey, atık su arıtma tesislerimizde bizim laboratuvarlarımızda hem giriş sularımız hem çıkış sularımız laborantlarımız tarafından sürekli analizleri yapılıyor. Ve bu analizleri de kentsel atık suların arıtılması hakkındaki yönetmelik kapsamında standartlarını sağlayıp sağlamadığı tarafımızdan zaten sürekli kontrol ediliyor. Şu an kontrol işlemi mi? Evet, şu anda analiz için numune alınıyor çıkıştan. Bakın, giriş suyumuz ve çıkış suyumuz yan yana. Oldukça yüksek bir kirliliği engellemiş oluyoruz. Bunun yanında biz Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından da sürekli denetleniyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bu atık su arıtma tesislerimiz için çevre izni alıyoruz. Ve çevre izni alma sürecinde akredite olmuş bakanlık tarafından belirlenen laboratuvarlarda giriş ve çıkış suyu analizlerimiz yapılıyor ve bunun üzerine çevre izinlerimizi yürütebiliyoruz. Ayrıca tesislerimizde de sürekli izleme sistemi adı verilen sayıs kabinlerimiz var. Bu kabinlerde de sürekli olarak atık sularımız online denetleniyor ve bakanlık sistemine işliyor. Bu anlık ve sürekli. Anlık ve sürekli. Şu anda gördüğünüz görüntüde zaten laboratuvarlarda yapmış olduğumuz analizlerimiz. Bu çevre izinlerinden sonra biz bakanlıktan arıtma tesislerinde tükettiğimiz enerji bedellerinin %50'sini geri alabiliyoruz. Yani biz bu tesisleri düzenli ve standartlarına uygun işletiyoruz. Hem kendimiz denetliyoruz hem Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından da sürekli denetleniyoruz. Bir de böyle bir dönüşü oluyor tabii. Evet. Atık su için böyle. Peki içme suyunda işler nasıl yürüyor? Can Bey, içme suyunda da yine aynı şekilde Bakanlık Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetimler yapılıyor. Denetimlerden önce bizim içme suyu arıtma tesislerimizden bahsetmek istiyorum ben size. Bizim Hatay genelinde 4 adet, ikisi paket olmak üzere 4 adet içme suyu arıtma tesisimiz var. Bu 4 içme suyu arıtma tesisinden günlük
şu an için 102 bin metreküp su arıtarak iletimini sağlıyoruz. Şebekeye iletimini sağlıyoruz. Bu tesislerimizden en büyük tesisimiz Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisimiz. Burada da günlük 100 bin metreküp gün şu an için içme suyu arıtıp iletimini, şebekeye iletimini sağlıyoruz. Yine aynı şekilde içme suyu arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarımızda da laborant personeller tarafından giriş ve çıkış sularımızda analizler yapılıyor. Ve bu analizlerin sonucuna göre biz sistemde yapmamız gereken dozlamaları belirleyerek çıkış suyumuzu insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik standartlarına uygun bir şekilde sağlıyoruz. Aynı zamanda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından da bir yıl süresince aylık numuneler alınıyor tesislerimizden Can Bey. Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisinden bundan önceki yıllarda alınan numunelerimiz 99 parametre üzerinden değerlendiriliyordu. Ancak çıkış sularımız yüksek oranda kaliteli olduğu için ve A1 sınıfında olduğu için şu andaki denetimlerimiz 40 parametreye kadar düşürüldü. Ya bu başarıdan bahsediyor. Başarı tabii ki, yani çıkış sularımızı yönetmelik standartlarına uygun, hatta dediğim gibi yönetmelikte belirtilen A1 sınıfındaki içme suyu kalitesinde vatandaşımıza iletiyoruz. Çok güzel. Devreye alınmayan bir tesis var mı bugün? İçme suyu arıtma tesisi olarak mı? İçme suyu ya da sizin bünyenizde olan işletmesini sizin yaptığınız tesislerde. İskenderun İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin şu ana kadar devreye almamıştık. Depremden sonra devreye alınması ile ilgili çalışmalarımıza başladık. İhtiyaç mı yoktu? Ne sebeple? Can Bey, şöyle ki, İskenderun İçme Suyu Arıtma Tesisi ile ilgili 2016 yılında Devlet Su İşleri'nin ikmal inşaatı ihalesi tamamlandı. Ve devir işlemleri için genel müdürlüğümüze bir yazı yazıldı. Genel müdürlüğümüzdeki personellerden de oluşan bir devir teslim komisyonu oluşturuldu ve bizim ekiplerimiz tarafından hem içme suyu arıtma tesisinde hem de içme suyu arıtma tesisinden çıkıp İskenderun'a kadar ulaşan isale hattında bazı eksiklikler tespit edildi. Ve bu eksikliklerin giderilmesi için Devlet Su İşleri'ne yazı yazıldı. 2017 yılında bu eksikliklerin bir kısmı giderilerek bize devir işlemi gerçekleştirildi. Yani biz tesisi zaten eksiklikleriyle beraber devraldık. Ancak bu süreçte, yani 2016 ve 2017 arasında geçen süreçte biz içme suyunu sağlayacağımız noktada gidip incelemelerde bulunduk. Aslantaş Barajı'ndan gelen suyu biz Cevdetiye Regülatörü'nden alıyoruz. Ve regülatöre gittiğimizde burada ciddi bir kirlilik olduğunu tespit ettik Cevdetiye Regülatörü'nde. Şöyle ki, Cevdetiye Regülatörü'nün bulunduğu alana direkt karışan bir hamis çayı var. Direkt regülatörle buluşuyor. Benim su alma yapımla buluşuyor. Ve bu hamis çayına Osmaniye ilinin atık sularının arıtılmadan deşarj edildiğini, Bahçe ilçesinin atık sularının arıtılmadan deşarj edildiğini, Düzici ilçesinin de atık sularının arıtılmadan sabun çayına, oradan da Aslantaş Barajı'na verildiğini tespit ettik. Şimdi içme suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelikte açık bir şekilde der ki, içme suyu temin edilen havzalara atık sular arıtılsa dahi deşarjı yapılamaz. Konu böyleyken atık su deşarjları direkt alıcı ortama, yani bizim su alma yapımıza yapılırken biz bu konuyla ilgili Devlet Su İşleri'ne bilgi verdik. Ve bununla ilgili yazışma süreçlerimiz başladı açıkçası. 2019 yılında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nde bir toplantı düzenledik. Ve dedik ki, Cevdetiye Regülatörü'ne bir komisyon oluşturalım ve regülatöre gidelim.
bu kirliliğin neden kaynaklandığını tespit edelim ve bununla ilgili önlemlerin alınması yönünde ilerleyelim. Gittiğimiz zaman komisyonla regülatörün olduğu alanda daha önceden doğal bir set gibi düşünün bir mahmuz yapısı varmış ve bu mahmuz yapısı Hamis çayının direkt regülatöre karışmasını engelliyormuş. Ancak zamanla yaşanan sel felaketlerinden dolayı bu yıkılmış ve biz bu mahmuz yapısının tekrardan yapılmasına karar verdik. Bir de Osmaniye ilinin atık su arıtma tesisi de tıpkı bizim Turunçlu atık su arıtma tesisimiz gibi hem teknolojisi çok eski bir atık su arıtma tesisi, damlatmalı filtre ve debisinin yani kapasitesinin üstünde bir debi geliyor. Bu atık suların da bizim su alma yapımıza karışan Hamis çayından uzaklaştırılmasını yani regülatörün daha aşağısına taşınmasını talep ettik. Tabii bu işlemler 1-2 yıl kadar sürdü. 2021 yılında Hatay Valimizin başkanlığında tüm milletvekillerimizin olduğu, belediye başkanlarımızın olduğu bir toplantı düzenlendi. Ve bu toplantıda Sayın Valimiz devlet su işlerine bu mahmuz yapısının yapılması, Osmaniye atık su arıtma tesisinin de mansaba taşınması, atık su arıtma tesisinin deşarj noktasında mansaba taşınması konusunda talimat verdi ve bizlere de siz de arıtma tesisinizdeki eksiklikleri giderin ve faaliyete alın şeklinde talimat verdiler. Biz bu işlemleri yürütürken Can Bey bizim içme suyu arıtma tesisimize Cevdetiye'den gelen isale hattının devlet demir yolları sahasında kalan kısmının ilk devlet su işleri tarafından ihalesi yapıldığı dönemde görüş alınmadan ve kamulaştırılması yapılmadan geçirildiği için Devlet Demiryolları tarafından bu hattın kaldırılması yönünde bir yazı yazıldı. Yani biz buradan yol geçireceğiz, bu hattı kaldırın. Ve nitekim sonuçta bu hattı söktüler. Bu şekilde zaten bizim su aldığımız isale hattında otomatikman bir kesinti, yani tesise ben su alamayacak duruma geldim. Ve biz 1,5 yıl bu hattı geçirebileceğimiz güzergah arayışına girdik kurum olarak. Güzergahı geçireceğimiz yer kod açısından tabii ki değerlendirildiğinde bazı işletmelerin sahasında kalıyordu. Ve biz o işletmelerden bu hattı geçirmek için izin alamadığımız için ve bu süreçte de maalesef 6 Şubat depremini yaşadıktan sonra OHAL valimiz tarafından onun liderliğinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bu hattın depresesinin yapılması ve içme suyu arıtma tesisinde depremden kaynaklı hasarların giderilmesi yönünde bir talimat verildi. Şu anda deprese işlemi tamamlandı Can Bey. Arıtma tesisinde de müteahhit firmanın işinin 15 gün sonra biteceğini öngörüyoruz ve performans testlerini yaptıktan sonra tesisimizin biz İskenderun'a 1500 litre saniye su iletimi sağlayacağız. Böyle yoğun karmaşık bir geçmişten sonra neticeye evet, varıyoruz. Evet, neticelendirildi. Güzel. Aynen. Az önce biraz değindiniz ama depremden bahsedelim. Hem bu tesisler için hem sizin daireniz için. Nasıl etkiledi mesela sizi? Can Bey, bizim 16 atık su arıtma tesisimizden 5 tanesinde ciddi hasarlar oluştu. Geri kalan 10 atık su arıtma tesisimizde kendi bünyemizdeki personellerimizle giderebileceğimiz düzeydeydi meydana gelen arızalar. Ancak 5 atık su arıtma tesisimizde ciddi hasarlar meydana geldi. Bunlar İskenderun, Kırkan, Serinyol, Turunçlu ve Narlıca atık su arıtma tesislerimiz. Şimdi tabii ki atık su arıtma tesislerimizde böyle bir hasar meydana gelince bizler bu suyu tesise almadan, arıtmadan direkt alıcı ortama deşarj etmek durumunda kalıyoruz. Bu nedenle yani alıcı ortama da deşarjlar halk sağlığı açısından çok büyük bir önem arz ettiği için çok hızlı bir şekilde İller Bankası tarafından
4 tane içme, atık su arıtma tesisimizin bakım onarım ihalesi yapıldı. Bunlardan bir tek Turunçlu Atık Su Arıtma Tesisimiz, biliyorsunuz yeni imar planlarından sonra tekrardan değerlendirilmek üzere bir sonraki sürece bırakıldı. Genel olarak şimdi şunu sorayım o zaman. Hatsu'nun mali işte imkanlarının kısıtlı olduğunu biz biliyoruz. Bu deprem sonra öncesinde de konuştuk, sonrasında da konuştuk. Sizin durumunuz ne mali ekonomik açıdan? Sizin dairenizin durumu ne? Şöyle ki Can Bey, Hatsu'nun mali imkansızlıklarının söz konusu olduğu bir durumda biz de Hatsu Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir daire başkanlığı olarak tabii ki bu maddi sıkıntılardan daire başkanlığı olarak etkileniyoruz. Bizler depremden hemen sonra bütün tesislerimizde ilk etapta yapmış olduğumuz arıza ve eksik tespitlerinden sonra belirlediğimiz acil ihtiyaç listelerimizi bize desteğe gelen su ve kanalizasyon idarelerine ve yardım kuruluşlarına bildirdik. Sağ olsunlar, yardım kuruluşlarından da su ve kanalizasyon idarelerinden de bize acil ihtiyaçlarımızı gidermek adına malzeme ve kimyasal desteği oldu. Mesela UNICEF yardım kuruluşlarından, Oxfam, Birleşmiş Milletler'den ve diğer su ve kanalizasyon idarelerinden bu şekilde yardım desteğinde bulunuldu. Ve biz işlemlerimizi hala yardım kuruluşlarından gelen, gelecek olan desteklerle sürdürmeye çalışıyoruz. Nereye o yüzden kadar, sürekli... Yani ne olması gerekiyor bu destekler olmadan ilerleyebilmek için? Şöyle biliyorsunuz deprem sürecinde su tahsilatlarımızı yapamadık. Bizim de en büyük gelirimiz su tahsilatları olduğu için Can Bey. O nedenle şu anda zaten bütçe olarak sıkıntılı bir süreçteyiz genel müdürlük olarak. Yani su tahsilatlarının düzenli bir şekilde yapılması sonrasında belki biraz daha yardım kuruluşlarına olan bağımlılığımız azalacaktır. Tabii ki genel müdürümüz de bir önceki sizinle yapmış olduğu görüşmede de belirtti, programında da belirtti. Biz su ve kanalizasyon idaresi olarak Türkiye'de en ucuz suyu sağlayan su kanalizasyon idaresiyiz. Zaten mevcutta deprem öncesindeki tahsilatlarımızla dahi kurumun bir takım giderlerini güçlükle karşılayabiliyorduk. Depremle birlikte Haziran ayına kadar yapılamayan su tahsilatları ve su bedelimizin çok düşük olmasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bu su meselesinde de siyaset işin içine girince bu tür sonuçlar doğuyor. Benim son sorum, şimdi bir süreliğine, umuyorum kısa bir süre olur, konteynerlerde, konteyner kentlerde yaşamaya başladık. Daha önce konuk ettiğim daire başkanlarına da bunu soruyorum. Size sordum, size de sorayım. Konteyner kentlerde siz faaliyette bulundunuz mu ya da var mısınız bu süreçte? Can Bey, konteyner kentlerle ilgili yardım kuruluşları ilk günden itibaren, depremden sonraki ilk günden itibaren içme suyu, acil içme suyu sorununu çözmek adına bize paket içme suyu arıtma sistemleriyle ilgili desteklerde bulundu. Bu anlamda bize bizim konteyner kentlerde kuyu suyuyla içme suyu sağlamış olduğumuz konteyner kentlerde kuyu sularından analizler yaptık ve ihtiyacı olan 18 tane konteyner kentimize de paket içme suyu arıtma tesisi yerleştirdik ve bunların da işletilmesi, bakım onarımları tamamen kendi bünyemizdeki personeller tarafından yapılıyor. Peki, ne eklemek istersiniz? Son söz yine sizin olsun, ardından noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Can Bey, evet. Bizi bu programa davet ettiğiniz için.
6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. İşiniz zor ama Hatay için buradayız. Hatay'ın yarınları için buradayız. Bir dahaki buluşmada umarım daha güzel şeyleri görürüz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolaylıklar. Sevgili seyirciler, 8.30'dan itibaren yayındaydık. Üçüncü dilimi de gündeme dair ile tamamladık. Hatsu İşletmeler Daire Başkanı Fatma Öncü Dönmez bizimle birlikteydi. Noktalıyoruz efendim. Yarın sabah yine 8.30'da Hatay ve bölge için karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.